Kripto Odası. Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. Mayıs Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz yayınımıza. İsrail'le ihracat ve ithalat tüm ürünlerde durduruldu. Ticaret Bakanlığı'ndan böyle bir karar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi dün gerçekleşti. Görüşmeden sonra bir açıklama gelmedi ama bazı duyumlar var. Ufak da olsa bazı röportajlar var, bunlara yer vereceğiz. 1 Mayıs'ta gözaltına alınanların 182'sinin serbest bırakıldığı bilgisi geldi. Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 7 ilçe ve beldede 2 Haziran'da seçim yenilenecek. Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili haberlere de yer vereceğiz. Numan Kurtulmuş, yani meclis başkanı, DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti'yi de ziyaret etti. Yeni anayasa turunda biliyorsunuz Numan Kurtulmuş. Kılıçdaroğlu'na 2 yıl 4 aya kadar hapis talebi var. Neden böyle bir talep var? Buna da bakacağız. İstanbul'da zam şampiyonu çocuk bluzu olmuş. Bir rakı grubuna daha zam geldi, aynı zamanda %15 civarında. IMF'den Türkiye'ye bir övgü var. Yine buna benzer yurt dışından gelen bazı açıklamalar var, bunları da paylaşacağız. İstanbul'da sokakta bıçaklı bir dehşet yaşandı. Hiç tanımadığı adamı öldürdü. Can Atalay'a Ankara gar katliamı davasından beraat kararı çıktı. Ali Erbaş'tan dua ve Audi A8 savunması var sevgili dinleyiciler. İstanbul'da kaçakçılara yönelik operasyonda 565 hayvana el kondu. Fenerbahçe bu akşam Monaco'yu ağırlıyor. Bir kez daha seride 2-1 önde biliyorsunuz. Fenerbahçe bu akşam saat 20.45'te başlayacak bu karşılaşma. Fenerbahçe'ye başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Ve hemen bir de piyasa tablosuna bakalım. Şu anda dolar 32 lira 40 kuruş, euro 34 lira 80 kuruş, altının gramı 2401 lira, çeyrek altın 3976 lira görünüyor bu tabloda. Bankaya baktığımızda dolar 33 lira 9 kuruş, euro 35 lira 51 kuruş, altının gramı 2467 lira. Yani serbest piyasada tahmin ediyorum ki şu anda altın 4400 lira civarındadır. Borsa İstanbul dünü 10.208 puanla kapattı. Acaba 10.000 puan altına iner mi gibi bir beklenti vardı. Özellikle Fed'in almış olduğu faiz kararından sonra, ama 10.208 puanla kapattı, bir miktar daha yükseldi. Bakalım haftayı nasıl kapatacak? Bitcoin şu anda %3,5 civarında artmış durumda ama halen 60 bin doların altında, 59.536 dolar karşılığında işlem görüyor Bitcoin.
Evet, gündemdeki başlıklar kısaca böyle, sadece bu kadar değil. Bunların hepsini detaylandıracağız aynı zamanda programımız içerisinde sizlerden gelen mesajlarla birlikte. Dünün en çok konuşulan konularından bir tanesiydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le buluşması, bir araya gelmesi. Tabii bunu çokça konuştu Türkiye ama dün yayında da söylediğim gibi aslına bakarsanız böyle çok anormal bir olay değildi. Yani aslında olmaması gerekiyor. Tamam, 8 yıl aradan sonra ilk kez bir CHP Genel Başkanı'yla Erdoğan bir araya geliyor falan. Bu açıdan bir önemi muhakkak var. Yani daha önce olmamış şeyler olduğu için önemli, doğru. Ama yani işte bütün basın mensupları kapılarda koşturmalar, haberler, canlı yayınlar, işte büyük büyük manşetler, flash haberler, işte şöyle duyum geldi, böyle oldu vesaire. Ya aslında bu anormal bir şey olmamalı. Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanıyla veya şu andaki iktidar partisinin genel başkanıyla ana muhalefet partisinin genel başkanı bir araya geliyor. Aslında bu kadar. Yani buradan çok büyük anlamlar, manalar, onlar beklendi, çıkarıldı. Halen daha konuşuluyor. İşte koltuk öyle kondu, böyle kondu. İşte sağdan başladığı için protokole önem verildi. İşte öyle olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Boş koltuk ne anlama geliyordu falan. Ya şu anda konuşuluyor da konuşuluyor. Yani ne mesajlar verildi aslında? Bir yandan bunlar konuşuluyor. Neden? Çünkü ardından çıkıp Özgür Özel ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmadı. Yani basın mensuplarının önüne çıkıp bir açıklama yapmadılar. Ama neler oldu? Gelen duyumlardan hemen bahsedelim sizlere. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa düzenlemesi için Özel'den destek talebinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bir tanesi bu. Yani bunlar nereden geliyor? AK Parti ve CHP kaynaklarından gelen haberler, duyumlar. Ne kadar doğru o da bilinmez aslına bakarsanız. Ama aynı zamanda yine şöyle bir iddia var. Erdoğan'ın Özel'e 15 Temmuz gecesi gösterdiği direniş için teşekkür ettiği, Özel'in ise tiyatro olduğunu hiç düşünmedim dediği iddia edilmiş. Yani böyle bir konuşma geçmiş aralarında. Bunun dışında yine Can Atalay ve Osman Kavala konusunu ilettiği öğrenilmiş Özgür Özel'in. Ayrıca neler var? Emekli maaşlarında düzenleme yapılması, başta olmak üzere deprem bakanlığı kurulması gerektiği bilgisi. Yine bunları Özgür Özel Erdoğan'a iletmiş. Yine iddia o ki Erdoğan Özel'i tebrik etmiş. Seçimdeki başarısından dolayı sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var demiş mesela. Gibi bilgiler, gelen haberler var. Bir başka haber daha var. Yine Gezi davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın iki fotoğrafını verdiği. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki fotoğrafını verdiği iddiası var. Birisi Tayfun Kahraman cezaevine girmeden, diğeri de girdikten sonra. Yani işte babası cezaevindeyken büyüyor, büyüdü mesajını veriyor burada. Yani onun da artık haksız yere cezaevinde bulunduğu mesajı veriliyor Tayfun Kahraman'ın. Bunu da ilettiği söyleniyor. İşte bütün bunlar gündeme gelmiş, anlaşılan o. Tabii hemen şunu da söyleyelim ki mesela İsmail Saymaz hemen aramış, bir görüşme gerçekleştirmiş Özgür Özel'le. Özgür Özel demiş ki olumlu bir atmosferde geçti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz demiş. Yani aslına bakarsanız en net açıklama bu. Bunun dışında tabii bir başka açıklama daha var. Yani AK Parti tarafından gelen bir açıklama daha var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iadeyi ziyarette bulunacağı. Tabii şimdi çok konuşulan konular var. Birbirlerine verdikleri hediyeler. Mesela Özgür Özel Erdoğan'a Paşa Bahçe'nin gururla serisi var ki müthiş bir seri gerçekten. Cumhuriyet Ateşi isimli objeyi hediye etti. Bu gerçekten Cumhuriyet Ateşi de öyle de gururla serisi de çok iyi Paşa Bahçe'nin. Bunu hediye ettiği bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden de getirdiği mesir macununu da hediye etmiş Erdoğan'a. Erdoğan'dan da Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediyesi varmış. Aynı zamanda bunlar da konuşuldu. Şimdi bakın yani bunlar çok anormal şeyler değil artık. Ya biz böyle uzun süredir görmeye alışmadığımız için bunun da sebebi şu. Yani AK Parti iktidarı veya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan yanaşmadı genelde ana muhalefetle görüşmeye veya işte Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşmeye. Şimdi Özgür Özel'le bir görüşme olunca böyle anormalmiş gibi geliyor bize. Aslında değil. Yani normal. Olması gereken. Ya bundan sonra da olabilir.
İşte iade-i ziyaret deniyor. Bir iade-i ziyaret gerçekleşir. Olur ya, karşılıklı olarak birbirlerine yine sembolik bir takım hediyeler vesaireler verilebilir. Önemli olan, yani aynı fikirde olmasalar da aynı masaya oturup birbirlerini anlayabilirler. Ya Özgür Özel de oraya şu anda son seçime göre Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak gidiyor. Gitti. Aynı şekilde ağırlayacak. Bunların olması anormal olmamalı. Topluma da en azından şu gerginlik havasından uzaklaştırıcı mesajlar verilir. Gerçi 1 Mayıs'ta yeterince gerildik yine, değil mi? Yani hem özgürlükçü anayasa vesaire falan diyoruz. Hem Türkiye'ye AK Parti özgürlükleri getirdi deniyor. Hem 2010'da, 2011'de, 2012'de, 1 Mayıs'ta Taksim açıldı. İşte buna dair Erdoğan dahil AK Parti'den söylemler, çok olumlu, ılımlı mesajlar vardı o dönem. İşte biz yaptık, biz yaparız, işte özgürleştiriyoruz ülkeyi falan denildi. Sonra tabii Gezi olaylarından sonra Taksim tokaka oldu tekrar. O nedenle açılmadı. İşte Saraçhane'de neler yaşandığını gördük. Gözaltına alınan toplam 217 kişi vardı. 182'si serbest bırakıldı bu arada. 182'si serbest. Geri kalan 35 şüphelinin işlemleri tamamlanıyordu dün. Onlar adliyeye sevk edileceklerdi. Oradan başka bir bilgi gelmedi şu anda. Oradan bir tutuklama vesaire falan çıkar mı onu bilmiyoruz. Ama 182'si serbest bırakıldı, bunu biliyoruz. Keşke bu görüntüler yaşanmasaydı. Keşke gerilim, gerginlik 1 Mayıs'a kadar taşınmasaydı. Keşke bir ay öncesinde, iki ay öncesinde Taksim Meydanı'nı açacağız. Buyurun gelin, ama gerekli güvenlik önlemlerini de alacağız, bilginiz olsun. Bu güvenlik önlemlerini provokasyonlara karşı alacağız. Sizi de korumak için alacağız aynı zamanda denilseydi. O kadar polis, 42 bin, 43 bin polis deniyor. Oraya o kadarına bile gerek yok. Orayı çok rahat bir şekilde, Taksim'i, Beyoğlu'nu, İstiklal, çıkan sokakları çok rahat bir şekilde koruyabilirdi. Neyse, yapılmadı. İşte gerilim tırmandırıldı. Buraya kadar geldi. Maalesef o tatsız görüntüler ortaya çıktı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki diğer başlıklarla bir iddia var. O da şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti AK Parti'de. İddia o ki oradan gelen bir duyum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir rahatsızlığı olmuş da bir milletvekiline yediğini giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinmeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil demiş. Böyle bir iddia var. Ya bu biliyorsunuz işte ıstakoz paylaşımı, Maldivler tatili, Rolex marka saat vesaire falan filan. Ya bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil demiş. Evet. Yani bunu daha önce de söyledik, biz de burada söyledik. Yani artık milletvekilleri bu konuda uyarılacak değiller. Milletvekilinin kendi geliri olabilir. Yani geçmişten gelen, şu andaki yaşamında, hayatında kendi parası vardır, kazanıyordur. Yani geliri herkesten daha fazladır, olabilir. Ama şimdi bir iddiayla eğer milletvekili olarak o koltuğa oturuyorsanız, İşte biz bu ülkede ekonomiyi düzelteceğiz, fakirliği, açlığı vesaireyi falan ortadan kaldıracağız, hayat pahalılığını ortadan kaldıracağız, sizin yanınızdayız mesajını veriyorsanız halka, bu mesajı verirken o zaman dikkatli olacaksınız. Yoksa tabii ki kendi paranız, istediğiniz yere gidersiniz, istediğiniz gibi harcarsınız. Yani Maldivlere gidip aynı anda kolunuza Rolex'inizi takıp aynı anda orada bir de ıstakoz da yiyebilirsiniz. Yani sizin paranız bu, kimse bir şey diyemez aslında. Ama eğer bir iddianız varsa dediğim gibi ve milletvekili olarak o koltuktaysanız, o zaman işte buna dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde böyle sosyal medyaya düşüyorsunuz. Dilden dile gidiyor bu konuşmalar ve daha sonra oy zamanı, seçim zamanı insanların aklına yer ediyor. İşte Erdoğan da bununla ilgili bir söz sarf etmiş. Yani bunları da mı söyleyeceğiz artık demiş, yani bunları yapmayın etmeyin diye bunları da mı söyleyeceğiz demiş. İddia bu. Yani üstü kapalı olarak geçmiş anladığımız kadarıyla bu konuyu bu şekilde. Devam ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu yerel seçim kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak. Yani kesin sonuçlar daha açıklanmadı çünkü. Yerel seçim kesin sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanacak, yani pazartesi günü. Bu arada yine Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce karar verdiği 7 yerdeki seçimler 2 Haziran pazar günü gerçekleşecek. 7 ilçe ve belde var. Bunlarda yeniden seçim yapılacak. Yani yeniden sandık başına gidilecek. İşte o tarih 2 Haziran pazar.
Nerede? Mesela Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Aksaray Güzelyurt, Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyük Karıştıran, Tunceli Malazgirt Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık Beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri 2 Haziran Pazar günü yenilenecek. Yapılan itirazlar vardı biliyorsunuz. Bunlar değerlendirilmişti. Bir dinleyicimiz diyor ki müzakere ve mücadele, taviz vermeden müzakere devam etmez. Bakalım taviz mi verecek, alacak mı Özgür Özel, bunu takip edeceğim diyor gönderdiği mesajda. Şimdi taviz kısmını bilemem. Yani şöyle, eğer karşılıklı olarak bir anlayış çerçevesinde yürürse, iki genel başkan birbirlerini anlarlarsa, bir empati oluşabilirse, karşılığında elbet birbirlerine atacakları adımlar olabilir. Ha, bu bir taviz midir değil midir ona bakılır. Yani genel ilkelerinden bir ödün verilir mi? Esas mesele bu. Yoksa yani elbet karşılıklı adımlar olacaktır anlayış çerçevesinde. Dinleyicimiz de takip edeceğiz diyor. Olur tabii ki, yani herkesin gözü önünde seyredecek bu olaylar. Bunun da aslında bu görüşmenin de detayları muhtemelen açıklanacak. Çünkü yine CHP kanadından gelen mesajlara baktığımızda siyaseten şeffaf olmayan hiçbir şey olmayacak deniliyordu. Dolayısıyla bu görüşme de gizli kalacak bir görüşme değil. Yani bu duyumlar ötesine geçip açıklanması gereken bir görüşme. Numan Kurtulmuş siyasi partileri gezmeye devam ediyor. Biliyorsunuz CHP'ye gitmişti. Ardından DEM Parti'ye, daha sonra Saadet Partisi'ne gitti ve İyi Parti'yi de ziyaret etti. Şimdi bu ziyaretlerden sonra çok saygı çerçevesinde gelen açıklamalar var. Yani böyle sert mesajlar yok. İçinde böyle büyük tepkili mesajlar yok. Bunları görüyoruz, anlıyoruz. Ama şunu da anlıyorum ki bir yandan. Mesela CHP ziyaretinden sonra Özgür Özel'in verdiği mesajlarda şu vardı. Halkın gündeminde mi anayasa şu anda, yoksa işte hayat pahalılığı, ekonomi, işsizlik, bunlar mı daha çok konuşuluyor? Atanmayan öğretmenler, bunlar mı daha çok gündemde? Bunlara bakacağız. Halk ne istiyorsa o yönde biz ilerleriz diyordu. Veya şimdi bakıyoruz DEM Parti'den gelen mesajlara. DEM Parti yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz diyor. Yani demokratik anayasa yapım sürecine ihtiyaç var. Evet, doğru diyor. Ama bir yandan da mevcut olan baskı sürecinin ortadan kalkması, anayasa hükümlerinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hükümlerinin uygulanması da bizler için çok önemli diyor. Ya bunların altını çizdik biz diyor. İşte daha sonra Saadet Partisi'ne gidildi. Saadet Partisi'nden gelen açıklamalar oldu. İşte birlikte Gelecek Partisi ile birlikte sağlıklı bir zemin inşasının sorunlarını konuşmaktan daha önemli olduğunu ifade etmişler. Yine benzer şekilde İyi Parti ziyareti vardı. Müsavat Dervişoğlu ziyaret edildi. Buradan sonra gelen açıklamalar vardı ki yeni düzenlemelere geçit vermeyeceğimizi ifade ettik. Parlamenter demokratik sistem arayışımız devam ediyor dedi. Şayet mecliste bu yönde anayasa değişikliği durumu söz konusu olursa o zaman konuyu değerlendirmeye açık buluruz dedi. Yani parlamenter demokratik sistem arayışındayız biz dedi. İyi Parti'den böyle mesajlar geldi. Yani şu anda ziyaret edilen partilerden böyle bir evet yeni anayasa, tamam biz yanınızdayız, destek veriyoruz, birlikte çalışalım, birlikte yapalım bunu mesajları gelmiyor. Dolayısıyla mecliste bu tablo oluşmayacak gibi görünüyor. Yani meclisten bu geçemeyecek gibi görünüyor. Hatta işte halk oylamasına bile gidemeyecek durumda gibi bir hali var. MHP ziyareti de gerçekleşecekmiş. MHP'den nasıl bir mesaj gelir bilmiyorum ama yani MHP tabii ki AK Parti'ye olumsuz bir cevap vermeyecek. Zaten Devlet Bahçeli benzer şekilde mesajlarını hep vermeye devam ettiği gibi yeni anayasa ihtiyacını da gündeme getiriyor sürekli. Ama geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam Genel Başkan Yardımcılarından Fethi Yıldız'dı. Onun bir açıklaması vardı. Meclisten geçse bile halk oyuna sunulmalı diyordu mesela. Yani MHP bunu söyleyecek mi yine? Ya çünkü bu söylem aslında önemli bir söylem. Tabii kanunen olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Yani meclisten geçtikten sonra ayrıca halk oylamasına gidilir mi onu bilmiyorum. Ama yani halk bunu oylamalı mesajı önemli bir mesaj. Yani MHP o nedenle milletin yanında böyle bir durarak mesaj verecek mi yine? Onu da MHP ziyaretinden sonra anlayacağız.
Bu arada DEM Parti CHP'yi ziyaret edecekmiş. Yeni anayasa ve gündemdeki gelişmelere ilişkin böyle bir ziyaret gerçekleştirilecekmiş. Gelen bilgi bu şekilde. Yani bunun da bugün gerçekleşeceği söyleniyor. Yani siyasi partilerin de birbirlerini ziyaret etmesi anormal değil. Nasıl ki şu anda meclis başkanı tüm siyasi partileri ziyaret ediyorsa. Bu anormal olmasa gerek. Evet. Mustafa'dan, Mustafa Fidan'dan gelen bir mesaj var. Şimdi ona bakıyorum ben de. ENAG Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı diyor. Evet, bakalım hemen. Nisan ayında %5.02 ve 12 aylık artış %124.35 olarak açıklanmış. Biliyorsunuz bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAG. Bugün bir de TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları var. Yani Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saat 10'da açıklanacak. Yani biz yayını bitireceğiz, hemen ardından bir açıklama gelecek. %124 diyor ENAG şu anda Türkiye'deki enflasyonla ilgili. Bakalım bakalım TÜİK'ten gelen enflasyon açıklaması ne olacak, bunu göreceğiz. Normalde TÜİK yıllık enflasyonun %69.87'ye çıkacağını, daha doğrusu TÜİK'le ilgili veya enflasyonla ilgili araştırmalar bunu gösteriyordu bize. Ama şimdi bakalım ne gelecek? Bu %124'e karşılık TÜİK ne açıklayacak? Bunu göreceğiz. %74 civarında olabilir mi gibi gelen öngörüler vardı. Saat 10'da belli olacak bu. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla sevgili dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi de Kemal Kılıçdaroğlu hakkında istenen bir hapis cezası. 2 yıl 4 aya kadar. Eski bakan Erdoğan Bayraktar'ı kastederek kullandığı sözler nedeniyle hakkında kamu görevlisine alenen hakaret suçundan açılan bir dava. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiş. Bu hangi dönem? 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleriyle ilgili. Erdoğan Bayraktar'ın da o dönemki sözlerini hatırlıyorsunuz herhalde, öyle değil mi? Yani bir anda böyle bir endişeye kapılıp yapmış olduğu açıklamalar. İşte bunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri vardı ki bu sözlere ilişkin kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmiş. Biliyorsunuz artık bir dokunulmazlığı da yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İstanbul'da zam şampiyonu çocuk bluzu olmuş. %48.27 ile çocuk bluzu. Yani işte herhalde bahar ayı falan, bahar geldi işte, yaz geliyor diye böyle bir yönelme oldu herhalde. Ki zaten bakarsanız şöyle söyleyelim, sadece çocuk bluzu da değil. Mesela kadın iç çamaşırı %44.76 artmış. Kadın bluzu %44.32, erkek iç çamaşırı %36, kadın elbisesi %34.39. Yani aslına bakarsanız tekstil ürünlerinde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Mektup gönderim ücreti %33.33 artmış. Yani tabii mektup göndermiyoruz artık birbirimize, yani mektup değildir de çeşitli, biliyorsunuz işte matbu, bir takım ürünler, bunlar gönderiliyordur, bunların fiyatları. Kadın eteği %27.5, çocuk çorabı %26.63, limon %25.21, erkek pantolonu %21, soğan %21.58 artmış. Fiyatı azalan ürünler var, ben size onlardan bahsedeyim. Nelerin fiyatı azaldı diyorsak, salatalık %28 de birinci sırada, taze fasulye %26, bezelye %20, yeşil soğan %19, sivri biber %18, kıvırcık salata %17 olarak azalmış. İTO'nun verilerine göre böyle olmuş. Bunları paylaşmış olalım ki yani sizler de en azından çıktığınızda hangi ürünü alsak, hangisini almasak diye düşünüyorsanız veya bunun fiyatı neydi, nereden nereye geldi diye düşünüyorsanız. Gerçi piyasaya çıktığınızda hepiniz, herkes, hepimiz veya neyin fiyatının nereden nereye geldiğini biliyoruz. Bu arada bir rakı grubuna daha zam geldiği bilgisini paylaşmıştık programın başında. %15 bir zam geldi bir rakı grubuna daha.
OECD baş ekonomistinden gelen Türkiye ile ilgili aslına bakacaksanız, aslına bakarsanız olumlu bir haber var ki sıkı politika duruşunun devam etmesi gerekecek. Biz politikada gevşeme beklemiyoruz. Türkiye'de dolayısıyla enflasyonun düşmesini bekliyoruz demiş. IMF'den Türkiye'ye bir övgü var. Uluslararası Para Fonu biliyorsunuz IMF. Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırma ve finansal sistemi reforme etme konusunda uzun bir yol kat etti diyor Türkiye. Uzun yolun sonu inşallah aydınlık olur. En büyük isteğimiz de bu bizim, öyle değil mi? Bu arada Merkez Bankası net rezervlerinin de 9 ayın en düşük seviyesinde olduğunu söyleyelim. Geçen hafta 1 milyar 45 milyon dolar azalmış. 9 ayın en düşük seviyesini görmüş Merkez Bankası'nın net rezervleri. Peki bir soluklanalım, bir ara verelim, reklam arası. Reklamlardan sonra gündemdeki diğer başlıklarla devam edelim Kripto Odası'na. Ben sizlerle beraberiz, gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi diğer başlıklara baktığımızda deprem gerçeği yine karşımızda. Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sivrice ilçesinde AFAD'dan gelen açıklamayla beraber dün gece saatlerinde yaşanan bir deprem. Tabii şunu söyleyelim, öncelikle herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiş, böyle bir bilgi paylaşıldı. Elazığ valisi Ömer Toraman tarafından böyle bir açıklama geldi. Geçmiş olsun. Depremi yaşayan, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ama deprem bir gerçek olarak karşımızda dimdik durmaya devam ediyor. Depremle yaşamayı öğrenmeye alışmamız lazım. Bunun için de ne gerekiyor? Deprem dirençli yapılar, şehirler oluşturmamız gerekiyor. İlçeler, beldeler, köyler oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece biz sürekli her depremde bunu konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle deprem oldu. Acaba hasarlı bir bina var mı? Böyle deprem oldu, yıkılan bir yer var mı? Şöyle bir deprem var, acaba bir vatandaş zarar gördü mü diye konuşmaya devam ederiz. Ebrar sitesi D blok davası devam ediyor sevgili dinleyiciler. 103 kişi hayatını kaybetmişti. Yıkılan blokta eşi ve 3 çocuğunu kaybeden müştekilerden Gülseren Aksu'nun bir ifadesi var. Bina yapımına başlandığında 1999'da meydana gelen deprem nedeniyle bizlerden daha fazla demir döşenmesi için ek ödeme alındı ama yıkılan apartmanda demir yoktu diye konuştu, ifadesini bu şekilde vermiş. Yani aslında ekstra bir demir ödemesi de alındı bizden ama demir yoktu diyor binada. Tabii bilirkişi raporları burada çok önemli olacak ama netice itibariyle yani bilirkişi raporunda da hatalar ortaya çıkıyor. Yani hata derken eksiklikler olmuş, bir takım hatalar var, bunlar tespit ediliyor. Fakat buna rağmen netice itibariyle halen daha bu davalar devam ettiği gibi buradan çıkan önemli cezalar olmadığını da görüyoruz. Aynı zamanda biz devlet olarak bu 100 yılın felaketi, afeti falan dediğimiz için kendini savunanlar da diyorlar ki böyle bir deprem beklemiyorduk, 100 yılın afeti oldu diye kendilerini savunuyorlar. Avcılar'da bir binanın balkonu çöktü. İstanbul'da 6 katlı binada balkon çöktü. Daha sonra tedbir amaçlı bina boşaltılmış. Orta hasarlı raporu verilmiş daha önceden binaya, oradan gelen böyle bir haber vardı. Sevgili dinleyiciler, Elazığ'da İliç'te biliyorsunuz çöpler altın madeninde 9 işçi toprak altında kaldı. Hala da oradalar. Yani şu anda Türkiye tabii bu konuyu muhtemelen unuttu. Yani gündem o kadar çok hızlı gelişiyor ki Türkiye'de ama oradaki aileler, acılı aileler bunu unutmuş değiller. Ve bir daha benzeri olur mu olmaz mı? Yani Türkiye'de bunlar olabilir, maalesef bunlardan endişe ediyoruz. Biliyorsunuz bir komisyon kuruldu bununla ilgili. Bu komisyon içerisinde çeşitli tartışmalar bir yandan yaşanıyor ama bu Anagolt madencilik bugün dinlenecekmiş. Ya bugün böyle bir komisyonun çalışması olacakmış. Ama şunu da anlıyoruz ki bu kayan liçyanın kapasitesinin aşıldığının denetleme görevini de bakanlıklar kabul etmiyorlar. Yani mesela işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı anladığım kadarıyla bunu kabul etmiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bunu kabul etmiyor. Yani bunun sorumluluğu kimdeydi? Yani bunu denetleme görevi kimdeydi? Anlaşılan o ki dünden gelen haberlere bakıldığında bu kabul edilmiyor. Yani bendeydi diyen yok. İşte zaten mesele hep bundan kaynaklanmıyor mu? Yani Türkiye'deki yaşanan olaylar, yani bunun mesela denetlenmesi yapılmıyor.
yapılmıyor. Bir yerde iş patlayınca, birdenbire insanlar hayatlarını kaybedince, aa kim denetleyecekti? Veya işte denetledik ama işte şöyle rapor vermiştik vesaire, bu sefer liyakatsizlik ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların hepsini bugüne kadar gördük ve maalesef işte insanların canına mal oluyor. Ne anlatabilirsiniz oradaki acılı ailelere? Ya kendinizi bir onların yerine koysanıza. Ya üzerinden bu kadar zaman geçmiş, hala toprak altında yakınları. Ya bulunamıyor. Devam ediyoruz. Tüm bunlar yaşanırken başka hadiseler çıkıyor karşımıza. Malum Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Mehmet Naci İnci. Yani malum derken Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerinin, öğretim üyelerinin kabul etmediği, öğretim üyelerinin hala da sessiz protestolarına devam ettiği atanan rektör. Şimdi o rektör Türksel'in yeni yönetim kuruluna girmiş. Boğaziçi'nin rektörü Türksel'in yeni yönetim kuruluna girmiş. Bunları çok duyuyoruz değil mi? Yani bir görevde, mesela iktidar tarafından atanmış olan bir görevde bulunan bir kişi daha sonra bir başka şirketin yönetim kuruluna giriyor. Yani hem oradan maaş alıyor, hem öbür taraftan maaş alıyor, ödüllendiriliyor, bir yerden daha maaş alıyor falan. Bunlar sorulduğunda herhangi bir şekilde bir rahatsızlıkları yok, bunları hiç problem etmiyorlar. Ama işte bunlar bir şekilde vatandaşta bir birikmeye sebep oluyor. İşte o birikme daha sonra yine bir şekilde sandıkta kendini gösteriyor. Nitekim son seçimde gösterdiği gibi. Bir başka konu, Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı. Çokça eleştirildi birçok konu üzerinden. İşte bir tanesi mesela tercüman kullanması konusuydu. Bir diğeri eline dua yazdı yazmadı. Bir diğeri Audi A8 marka otomobil isteme haberleri. Şimdi bunlarla ilgili kendisinin bir savunması var da diyebiliriz. Irak'la ilgili mesela bu Arapça röportajla ilgili diyor ki, diplomatik hassasiyet gereği Irak'ta yaşanan özel bir olayı bahane ederek itibar suikastine yol açan üslupla bir insana acımasız saldırılarda bulunmak haksızlık değil midir diyor. Yani siz eğer söylemlerinizin dışında bir şeyler yapıyorsanız, yani inandırıcılığınızın dışında bugüne kadarki kendi özgeçmişinizle ilgili, yaşadıklarınızla ilgili veya insanlara verdiğiniz tavsiyelerle ilgili, siz bunlara kendiniz uymuyorsanız, oturmuyorsa bu çerçeve, bu resim, o zaman insanlar eleştirirler tabii. Hele ki şu anda yani bir defa yani Arapça röportajda Diyanet İşleri Başkanı'nın iyi Arapça bilmesinden dolayı bir tercümana gerek var mı diye insanların düşünmesi çok mu anormal ve bunu sorgulaması? Ha şunu bilmiyorum, işte dua metnini avcuna yazmış, oradan okuyor iddiaları vardı. Diyor ki, dua etmem istendiğinde makası sol avcumun içinde kamufle etmeye çalışırken oraya doğru bakmamı sanki avucumun içinde yazı varmış da onu okuyormuşum şeklinde yorumlamak, çarpıtmak. Videoya dikkatle bakınca fark edilmesine rağmen bunun üzerinden nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan saldırılar yapmak haksızlık değil midir diyor. Şimdi ben nezaket ve eleştiri sınırlarını bilmiyorum. Yani onu aşanlarla ilgili söylüyor herhalde bunu. Ama bunun dışında yani avuçta bir tabii ki dua yazılıyor olması falan Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili beklenecek en son şey olabilir. Veya şatafat, lüks içinde yaşamak. Şimdi Audi A8 ile ilgili. Yani lüks bir araçtan bahsediyoruz yani. O da şöyle savunmuş kendini. 2010 yılında Diyanet'e tahsis edilen 2006 model arabadan sonra 2015 yılında bir araba tahsis edilmiş ve yine kıyamet kopmuştu. O günkü Diyanet İşleri Başkanımız yine nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan acımasız saldırılara dayanamayıp arabayı başkanlığa iade etmişti. İnternete bakarsanız ne acımasız haberler ve saldırılar yapıldığını görürsünüz. Aradan geçen bunca yıla rağmen bize 2023 yılına kadar hiç araba tahsis edilmedi diyor. 2023 yılına kadar. Ne oldu bu 4-5 tane araç vardı, hani TOG falan vardı, TOG ne oldu? Yani 2023 tamam diyelim TOG. TOG'u neden kullanmadınız? Neyse, eski araba artık kullanılamaz hale gelip envanterden düşünce ihtiyaca binaen söz konusu araba kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlandı diyor. Kirasının da maşallah var bu arada. İhtiyaca binaen Audi A8 kullanılıyormuş sevgili dinleyiciler. Yani siz de her şeyi yanlış anlıyorsunuz. İhtiyaçları varmış Audi A8'e. Yani sizin ihtiyacınız var mı mesela bilmiyorum ama demek ki makamın böyle bir araca ihtiyacı varmış. Audi A8 diyor bunu. Diyanet İşleri Başkanı kendisi böyle savunuyor.
Sevgili dinleyiciler, İstanbul'dan gelen çok tuhaf bir haberden bahsedeceğim. Yani artık insanlar sokakta yürürlerken can güvenlikleri yok. Neden? Birisi bir diğerini bıçakladı. Bir komando bıçağıyla öldürdü. İstanbul Büyükçekmece'de Yıldıray Koç. Hiç tanımadığı Azat M tarafından öldürüldü. Aralarında hiçbir şey yok. Azat M diyor ki, yolda zor yürüyen alkollü bir kişi gördüm. Daha önceden hiç tanımıyorum. Bu halinden dolayı ona sinirlendim. Olayı gerçekleştirdim diyor. Bakar mısınız? Yani can güvenliği yok derken bunu anlatıyorum. Bir de yani aralarında bir husumet bile olsa kabul edilemez. Birinin diğerini öldürmesi de zaten kabul edilecek bir şey değil. Ama bir de yani hiç tanımadığı bir yerde akşam sokakta yürüyorsunuz. Biri geliyor ve sizi bıçaklıyor ve ölüyorsunuz. Sebep? İşte yürüyüşünü beğenmedim. Tanımıyor. Ya belli ki ruh hastası yani. Ya bu tiplerle yaşıyoruz bu ülkede, bu şehirde maalesef. 10 Ekim Gar katliamı, Ankara Gar katliamından sonra düzenlenen bir protestoya katıldığı için yargılanıyordu. Can Atalay, Can Atalay bu davadan beraat etti. Yani bu davadan beraat etti ama tabii cezaevinden çıkacak manasına gelmiyor netice itibariyle. Bu arada Barış Terkoğlu hakkında da bir hapis cezası kararı çıkmış. Yani Barışlar, Barış Terkoğlu neler çekti bugüne kadar. Fakat haberi, haberciliği hiçbir zaman bırakmadı, hiçbir zaman geri adımda atmadı. Haberciliğe, gazeteciliğe bildiği yoldan ve doğru yoldan devam etti hep. Şimdi bir de hapis cezası kararı çıkmış onunla ilgili. Türkiye'de sonra işte adalet falan konuşuyoruz ya, işte insanların yargıya olan güveni, adaletin aldığı kararlar, işte bu karar eğer benden yanaysa oh ne güzel, bak gördün mü yargı karar aldı, karışma sen. Veya benden yanadıysa bu karar, işte böyle yargı mı olur, böyle adalet mi olur, biz bunları lav ederiz falan sesleri, değil mi? Yani Türkiye'de yargı böyle ilerliyor. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Cem Garipoğlu'na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi. Gayet de normaldir. Yani bunu defalarca konuştuk, seneler içerisinde defalarca konuştuk. Geçtiğimiz gün yine konuştuk. Yani Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettiği bilgisi paylaşıldı. Ardından da biliyorsunuz işte en son otopsi fotoğrafları paylaşılsın dendi. O otopsi fotoğrafları paylaşıldı. Şimdi aile de haklı olarak, baba da haklı olarak diyor ki o otopsi fotoğraflarında kişinin o olduğundan emin değilim diyor. Yani bu anlaşılabilir gibi değil diyor. Fotoğrafla bu iş olur mu? Fotoğrafla olmaz. Dublörünü yapar, yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra ben nasıl olur diyeyim yani. İnanmıyorum, kumpasın içindeyim diyor. Yani istedikleri şey şu, mezarlık açılsın ve işte DNA örneği alınsın ve bu yıllardır olmuyor. Yani aile bunu istiyor. Haklı olarak bunu istiyor. Yani düşünsenize. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Düşünsenize yani durumu. Ya evladınızla ilgili ömür boyu bunu düşünmez misiniz? İstemez misiniz? Yani gerçekten intihar mı etti? Gerçekten o mu değil mi diye. Ya çünkü diyor ki aile kuvvetli bir aile. Her şey yapılabilir diyor. Yani bu mezarın açılmama kararındaki ısrar beni daha da şüpheye düşürüyor diyor. Yani gerçekten de öyle değil mi? Yani şu aileyi, babayı rahatlatacak, rahatlatacak derken ne kadar rahatlayabilir de bir nebze olsun. Hani rahatlatacak, inandıracak bir adım atılamaz mı yani Türkiye'de? Devam ediyoruz. Gündem çok yoğun, haftayı kapatırken birçok haber var. O yüzden mümkün olduğunca hepsini paylaşmaya gayret ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bunlardan bir tanesi Adana'da bir motosiklet fabrikasında yangın çıktı ve burada büyük çaplı bir hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Akşam saatlerinde meydana çıkan, Seyhan'da meydana çıkan veya olan bir yangındı. Hemen tabii müdahale edilmiş ama büyük bir alanda etkili olmuş. Dolayısıyla motosiklet ve elektrikli araçlar varmış. Onların alevlerden kurtarılması için büyük çaba sarf edilmiş ama fabrikada büyük çaplı bir hasar meydana gelmiş Adana'daki bu yangında.
İstanbul ve Tekirdağ'da para karşılığında özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakımlarına hasta bebekleri sevk ederek devleti yaklaşık 1 milyar lira zarara uğratan şebekeyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyormuş. Raporlardaki doktor imzalarının hemşireler tarafından atıldığı, bir doktorunsa imza saatinde bir eğlence mekanında olduğu ortaya çıkmış. Şebekenin bir market kasiyerine de rapor hazırlattığı belirlenmiş. Bakar mısınız nasıl bir şebeke? Geçtiğimiz günlerde eski Sağlık Bakanı'nın hastanesinin de bunun içerisinde olduğu, o hastaneyle ilgili soruşturma da olduğu ortaya çıkmıştı. Hatırlayacak olursanız programda bahsetmiştik. Yani bebekleri aslında para için yoğun bakımda tutuyorlar ve daha sonra özel hastanelere sevk ediyorlar. Ya inanılır gibi değil ama bir gerçek tablo olarak karşımızda duruyor. Bazı ambulans şoförlerinin kendilerini hekim olarak tanıtıp hasta yakınlarıyla konuştuğu ortaya çıkmış mesela. Diyorum ya, bir markette çalışan kasiyere rapor hazırlatmışlar. Yani şebeke böyle çalışıyor. Kasiyer epikriz raporu hazırlıyor. Hastanede yarı zamanlı işe başlatılmış. Ya işte maalesef bu liyakatsizlik Türkiye'de, denetimsizlik, kontrolsüzlük karşımıza neler çıkartıyor. Bir haber daha verelim, sonra spora geçeceğiz. O da şu: İstanbul'da kaçakçılara yönelik, ki hayvan kaçakçılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yavru timsah, yılan, maymun ve özel kuş türleri gibi çeşitli egzotik hayvanların bulunduğu 565 canlıya el konulmuş. Polis bununla ilgili 36 kişiyi de gözaltına almış. O hayvanların resimleri de, fotoğrafları da sergilendi aynı zamanda. Evet, Fenerbahçe bugün Monaco ile karşılaşıyor sevgili dinleyiciler. Saat 20.45'te başlayacak bu mücadele. Seride biliyorsunuz 2-1 önde Fenerbahçe. Bugün kendi sahasının da avantajını kullanarak muhtemelen seriyi 3-1'e getirecek ve ardından da Final Four'a adını yazdıracak gibi görünüyor. Başarılar diliyoruz. 20.45'te bu karşılaşma, bir kez daha hatırlatalım. Ve aynı zamanda Süper Lig'de 35. hafta da bugün başlıyor. Beşiktaş Rize Spor maçı var. Ankara Gücü Alanya Spor maçı oynanacak. Yarının programı içerisinde Samsun Spor Trabzon Spor maçı var. Pazar günü Galatasaray Sivas Spor'u ağırlarken pazartesi günü de Fenerbahçe Konya Spor deplasmanına gidecek. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde bir imza krizi var. Karşılıklı açıklamalar geliyor. Tuhaf ama açıklamalar bu şekilde. Çünkü diyorlar ki 136 imza topladık 18 Temmuz'dan önce, erken seçime gitsin Türkiye Futbol Federasyonu diye. Türkiye Futbol Federasyonu ise diyor ki bize gelen imza sayısı 94. Yani şimdi bakıyorsunuz, bir taraf diyor ki 136 imza topladık. Diğer taraf diyor ki hayır, 94 geldi. Neden 94 geldi, ne söylüyorlar yani? Çünkü bazı imzalar işte noter üzerinden gelmedi, dolayısıyla geçersiz. Bazılarında da yetkili imzalar yoktu, o nedenle bunları saymadık diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi bir imza anlaşmazlığı var karşılıklı olarak. Biz artık geliyoruz programın sonuna. Mümkün olduğunca tüm başlıkları sizlerle paylaşmaya gayret ettik sevgili dinleyiciler. Bugün değil, yani 3 Mayıs değil ama 4 Mayıs tarihinde 1997 yılında Esin Engin'i kaybetmiştik. Yani Türkiye'de önemli bestecilerden, aranjörlerden birisiydi. Aynı zamanda orkestra şefliği de yapıyordu. Önemli bir müzisyendi Esin Engin. Esin Engin, aslına bakarsanız birçok bildiğimiz, yakından tanıdığımız popüler sanatçının seslendirdiği şarkıların bestelerini de yapmıştı. Ama bir yandan Türkiye'de bize tangoyu sevdiren isimlerden birisi de olmuştu. Ki bir tango albümü de vardı. İşte onlardan bir şarkıyla sizlere bugün veda edeceğiz. Cenk'e, Teknik Pazar'a teşekkür ederek. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Pazar akşamı saat 21 ile 23 arasında Sarı Tramvay'da beraberiz. Pazartesi sabahı yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Gittin, o dönmeyecek aşkım. Hiç sönmeyecek, uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin, şu ufuklar ürkün.
Bin elemle doluyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bin dert oluyor. Şu karanlık günün elbet gelecektir sonu. Kalbim özlüyor onu. Verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin, şu ufuklar ülkün. Bin elemle doluyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bin dert oluyor. Şu karanlık günün elbet gelecektir sonu. Kalbim özlüyor onu.